Assalamu alaikum hurmatli dinleyiciler. Bugünkü quduq nasos qurilmalari fani bo'yicha 3-chi mavzumizni sizlarga taqdimot qilmoqchiman. Shu mavzumiz suv ta'minoti yerosti suv manbasidan foydalanish va quduqlarni tasnif haqida sizlardan bugun suhbatlashamiz. Rejamiz bo'yicha bugun mavzumiz suv ta'minoti manbalari yerosti suvlari tavsiyanomasi quvurli quduqlar suv ta'minoti qanday quvurli quduqlar mavjud shaxdali quduqlar haqida bugun sizlar bilan suhbatlashamiz. Bilamizki suv ta'minotida turli xil manbalar yordamida foydalanishimiz mumkin. Demak, asosiy suv manbalari tarkibiga qaysilar kiradi? Yerosti manbalari, yerosti suv oqimlari, yerosti suv havzalari yoki mana bloklar. Dengizda yerosti suv manbalari daryolar, ko'llar, kanallar bo'lishi mumkin, sombalar bo'lishi mumkin. Demak, o'sha manbalardan sug'orish uchun yo aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash uchun bulardan bu manbalardan nima foydalanamiz. Chizmamizda ham ko'rib turibdi. Agar bizga bloklar yoki yerosti oqimlari, yerosti suv havzalari manba sifatida foydalanmoqchi bo'lsak, demak, grunt suvlari, qatlamlari suvlar, suv o'tkazasiz qatlam orasidagi suvlar va ana bloklar. Chizmamizda ko'rsatilgandek. Demak, bizda aholini yoki ishlab chiqarish obyektlarini suv bilan ta'minlash uchun eng asosiy shu oqov suvlarni yig'ib olish yoki bo'lmasam xalq uchun tozalab yetkazib berish bu o'sha yerosti suv manbalaridan unumli foydalanishga yoki isrof qilmaslikni ta'minlaydi. Suv ta'minotida turli xildagi iste'molchilar birga ta'minlash holatida qaratilgan kompleks hisoblanadi. Nafaqat bu sug'orish uchun va aholini suv bilan ichimlik ta'minlash uchun. Birinchi navbatda sifatli suv bilan ta'minlash, ya'ni kerakli miqdorda sifatli suv bilan ta'minlash bu eng bizda asosiy vazifa bu aholi hisoblanadi. Ya'ni aholi iste'molchi sifatida biz aytib o'tishimiz mumkin. Va hozirgi kunda olib borilayotgan har qanday tadbirlarimiz aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlashga qaratilgan bo'ladi. Va yerosti suvlari hisobiga aholini yoki sug'orilgan maydonni suv bilan ta'minlash shakli. Buni ko'rib turibmiz. Bizda quduq nasos qurilmalarini o'rnatishimiz uchun birinchi o'rinda burg'u qudug'i, mana birinchidan ikkinchi mana ko'rsatib qo'yilgan suv ko'tarish nasos stansiyasi, uni ichida o'rnatilgan nasos qurilmamiz va quduq nasos stansiyasi yordamida chiqarilgan suvni toza suv rezervuariga o'tkazish qismi. 4-chi bu yerda bizda bakterisid qurilmasi bilan ya'ni suvni jihozlangan, ya'ni bizda tozalangan, tozalaydigan bakteriyalar o'ldiruvchi qurilmalar bilan jihozlangan. Undan keyin mana xuddi shu joyda suv ko'tarish, ya'ni bu bilan birga 5-chi bosim suv minorasiga suvni ko'tarib berish tizimi ko'rsatilgan. Endi bundan keyin 6-chi va 7-chilarda sug'orish uchun aholi xalq xo'jaligi uchun sug'orish uchun quvurlar, ya'ni suv tashish, yetkazib berish quvurlari sxemalari ko'rsatilgan. Demak, har qanday sharoitda biz sug'orish uchun, demak, ichimlik suv uchun, xalq xo'jaligi uchun yetkazib berishda xuddi shu tartibda, tizimli tartibda yerosti suvlarini yetkazib berishimiz mumkin ekan.
Her bir yerde bir çizmemiz yemi kursatırken biz de böyle batırmalı nasıl olsun. Yani yazıp koyduk. Biz de etibar bireyinden demek sat batırmanız orası defa 5 metre borç gerek. Yer bilen batırmanın nasıl olsun orası defa 5 metre taşıyış gerek. Bu adli bir kursatçı sıkıya maksatlanadı. Bu tuş tarzda ahalge yok ki mesela kireyli hafı ucağı için. Suni itkazı tartıp itkaz bir sıkıması kursatı. Demek bir de pak ucundan nasıl olsun demek batırmanın nasıl olsun. Kuvar. Tros galbette mahkemlengen. Ve şu tartıda basımlı kuvar orkalı bana filtre. Filtre getirge bu iki kere iki tomanda turgan ve zaten bir şey alsak bana adı. İki tomanda raporun ekran diyemiz. Açı yapış üçün mücanlengen. Albette bir de relay. Relay demek kança daçıklı su satkı daçıklarına karaktırıp relay kursatılan da bu basınlı kursatılan da orası basın hazırlaması için. Bir de yana bir de kursatılan bu adli sıkımı kuğurda, basınlı kuğurda o anı kançalığını kursatılır için. Demek kuru hava için işlemesini tamamlı için relay hesaplanadı. Bir yerde bana orta suyunu tersi var için mücünlengem kran ve bak gidra akümülyatır. Gidra akümülyatır mı basın fasa kuru için mücünlengem. Ve bizde yer az sularda hala gacırası da onların hani hasıl bolüşü yok yuvatış çukurluğu tarkıbı ve başkalar yeti var bir yaşınız yeti var geladı. Yer az suların paydı bolüşü şeraiti gel. Qarab üç xilga bo'lishimiz mumkin. Bu aytib o'tganimdek, yuza suvlar, grunt, ya'ni yuza suvlar, gruntsiz suvlar, bosimli artezian suvlarga buni bo'linadi. Suv o'tkazmaydigan qatlamda ancha yuqori yuzga kelgan suvlar yuza suvda hisoblanadi. Bu yuza suvlar biz motorban nasos qurilmasi bilan yoki oddiy biz ko'rib turgan eng yuqori qatlamda joylashgan suvlar hisoblanadi. Va mavjud yerosti suvlari suv ta'minotini ishlatish mumkinligini haqiqatdan quyidagi turlarga bo'lib olamiz. Tuproq qatlami suvlari, grunt suvlari yoki qatlamli suvlar. Demek tuproq qatlami suvlar bu birinchida dastlab suv o'tkazmaydigan yoki suvni qiyin o'tkazish qatlamida tutib qolingan suvlar hisoblanadi. Misol uchun loy yoki qalin soz tuproq va hokazo o'tkazmaydigan qatlamni nazarda tutyapmiz. Bu suvlar yog'ingarchilik yoki yerosti suvlarining sizib kirishi hisobiga paydo bo'ladi. Ichim suvda sifatida foydalanish mumkin emas. Demak, tarkibida ko'p miqdorda organik ifloslovchi moddalar mavjud. Bizanda jihatdan to'g'ri kelmaydi. Ikkinchisi grunt suvlari, tuproq suvlari ikkinchi etapdagi tuproq qatnam suvlari nisbatan sal chuqurroq joylashgan. Suv o'tkazmaydigan qatnam ustida oqim hosil qilishi mumkin. Suvat bo'yicha ayrim paytlarda sug'orish uchun ishlatsak bo'ladi. Uchinchisi bu qatlamli suvlar. Biz artezian suvlari deymiz. Shunda ko'rganmizda yuqorida aytib o'tilgan suvlarimizni farq qilib ikki suv o'tkazmay qatlam orasida joylashgan bo'ladi. O'sha qatlam to'liq egallagan bo'ladi. Endi artezian suvlari ko'p holatlarda bosimga ega bo'ladi. Bu suvlarning harakat tutash idishlar qonuniga bo'ysunadi. Agar sho'r bo'lmasa, demak bilishimiz mumkinki, suv namunasining eng ishonchli manbasi hisoblanadi ichish uchun, iste'mol qilish uchun. Demak, yerosti suvlari harakati shakli ko'rsatilgan bu yerda qanday harakatda bo'lishi mumkin? Yani bizde aytib o'tganimdek qatnar suvlar verxovatga demak bu yer üstü suvlar mana o'sha
qor va yomg'irlardan hosil bo'lgan suvlar hisoblanadi mana. Va bu qatlamlar orasida suvlar mana. Mana bu yerda artezian suvlar bizda eng past joylashgan artezian suvlar bo'ladi. Hozir aytib o'tganda agar shu bo'lmasa ichimlik uchun iste'mol uchun bemalol foydalanish imkoni bor. Bu yerda mana qatlamlar suvlar ko'rsatilgan har birida. Bizda to'yinish manbai mana zona pitani deyapmiz. To'yinish manbai demak xuddi shu tartibda to'yinish manbalari demak daryo bo'yi kanal bo'lishi mumkin yoki hovrimizliklardan erigan suvlar bo'lishi mumkin bizni yerosti suvlarimizni to'yinish manbalari. Demak yerosti manbasidan suv olish inshootlari qanday inshootlardan foydalanishimiz mumkin? Burg'uli quduqlardan, shaxtali quduqlardan, garzantda suv olish, nursimon suv olish yoki kaptash kamera. Har biridan bu albatta suv olishning ham inshooti ham tizimli sxemasi nazarda tutyapmiz. Qanday qurilmalar mavjudki, shu yerosti suvlaridan foydalanishimiz uchun. Burg'uli quduqlar haqida gaplashamiz. Demak birinchi bo'lib shundan boshlaymiz. Filtr quduqqa tirgak yoki demak anaqadir ilgak yordamida tushiramiz. Birinchi quduqni suv qurilmasini o'rnatayotgan paytimizda mahkamlar chuquri filtr orasida maxsus tiqin qo'yiladi, demak zichlanadi shu suv chiqib ketmasini ta'minlash uchun. Bu quduqqa chuqur joylarga bo'lganda quvur bilan suvli qatlamgacha mahkam qatlamgacha mahkamlash og'ir. Shuning uchun bir necha sekund asta diametrini kichraytirib borish quvurlarni kichraytirib borish quvurlardan foydalanadi. Birinchi katta diametr kichkina kichkina chunki 400-500 metrgacha balki 1000 metrgacha tushishga to'g'ri kelib qolishi mumkin. O'sha holatlarda kichraytirib borish uslubidan foydalanadi. Rotul va burilish usulida qo'llan diametri 400-500 metrdan keyin o'zi diametri kvorgan sar kichrayib ketishini ta'minlanadi. Eng yuqori quvur yo'naltirish quvur deyiladi va uning uzunligi nisbatan kichik bo'ladi 7-12 metr. Ikki quvurni ulangan uchlari esa orasida sementni qorishma bilan to'ldiriladi. Bu quduqlarning shakllarini ko'rishimiz mumkin. Burg'ilash yo'li bilan amalga oshirayotganimizda vertikal silindr kanal, ya'ni skvajina deymiz uni. Undan keyin bu quduqning devorlari po'latdan bo'lgan qo'llar bilan mahkamlanadi. Demak, qatlamning ichiga filtrlar o'rnatiladi, ya'ni suzgichlar ham. Bularning asos vazifasi, o'zi aytib o'tgandek, quduq aholi qurish yoki quduq ichiga tog' jinsi zarrachalarini tushishini, atrofdagilari tushib ketishini oldini olish uchun mo'ljallangan. Bu quduqlarning diametri 100 mm, 500 mm bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda 800 mm, 1000 mm o'zgarishi mumkin. Bu quduqlar suv qatlam katta chuqurlar joylashganda, endi agar 50-100 metrdan katta bo'lsa, o'shandagina foydalanishingiz mumkin, chunki o'shanda burg'ilashlarni amalga oshirish maxsus texnikani yordamida, demak, amalga oshirish mumkin. 50-100 metrdan yuqori chuqurlikka ega bo'lsa, yerosti suvlarining qatlami. Tuzish bo'yicha mukammal va mukammal bo'lmagan turlarga bo'lamiz. Agar quduq suvli qatlam butunlay kesib o'tgan bo'lsa, mukammal quduq deymiz. Agar suvli qatlam to'liq kesib o'tmagan bo'lsa, ya'ni quduq suvli qatlam bir qismigina tegib o'tgan bo'lsa, demak mukammal bo'lmagan quduqlar deb atashimiz mumkin. Quduqning devorlari burg'langandan so'ng qo'llar bilan mahkamlanadi. Geologik gidroshorlarga qarab, bu quduqda devorlar mustahkam uchun quduqning ichiga yana bitta quvurlar tushiriladi. Birinchi quvur suvdan qatlamgacha bo'lgan qismga o'rnatiladi. Ekspozitsion kolonka deymiz mana.
to'g'ri o'tib ketish kerak. Ikkinchi qo'l esa suv qatlami oxirigacha o'rnatiladi. Birinchi suvni o'tkazmaydigan qatlamga chiqarib mahkamlanadi. Üçüncü kur buru kuduğu yani filtre soplanan. Bizde mi bu? Asas ismi filtre soplanan. Demek bir de biz statistik dinamik saklıyor gibi araştırmamız. Bir skemede görsettiğim. Demek baş kısmımız hazır bir tartıp süreydir baş kurdu diye metin süreydir baş tartıbdaki skemede. Birinci demek baş kısmı. Denki ikinci quvurlarni iki tomonidan sement ishlari mahkamlagichlar bilan birga. Uchinchi mana ekspozitsion quvur ishlatadigan quvurimiz. To'rtinchi janvari suvli qatlam, suv albatta. Beshinchi mana filtr. Oltinchi mana salnik. Va yettinchi suv o'tkazmaydigan qatlam. Demek buruk odayının hesabı kendi tarafta bacarladı. Şu kutu şu buruklaşılan alanı başarırken denki. Elbette. Dinamik ve stat satını bilgen kaldı. Suda katlam çukurluğu karınlığı gibi ornatı varış gerek. Çünkü su saat pasayış bir yol tarışını inovat kalış gerek. Nasıl su saat pasayış muhtarı hesablanan kutu su sarf anıqlayımız. Bunu anıqlash uchun bosim mukammal quvvatining debiti, ya'ni DPU formulasi bo'yicha aniqlanadi. Bu yerda demak bizda S suv sathining pasayishi, birinchisi bilan ikkinchisi orasida farq ma'lum vaqt davomida, K filtratsiya koeffitsiyenti, R quduqning radiusi, R katta R quduqning ta'sir radiusi necha metrga ta'sir ko'rsatila oladi, atrofdagi suvlarni o'ziga yig'a oladi. Keyingisi quduqning suv sarfi, bu bizda bosimli quvurlar uchun mana erdi aniqlash formulasi ko'rsatilgan. Yes, demak, birinchi holatdagi va ikkinchi holatdagi suv sarflarining farqi. Demak, filtrlar o'rnatishga quyidagi talablarni qo'yishimiz mumkin. Maksimal suv olish va quduqlarga tojning zarchalarini tiqilmasligini ta'minlash uchun filtrlar vazifasi filtr teshiklarining berkilib qolishi ehtimolining minimal bo'lishini ta'minlash. Filtr mustahkam va garaja chidamli materialdan tayyorlangan bo'lishi kerak. Keyingisi buruq quduqlar filtrlarining diametri 150 mm'dan kam bo'lmagan bo'lishi kerak. O'lchamlar minimal bo'lish maqsadida nima bo'lishi kerak demoqchiman. Chunki filtrlarning o'lchami qarab quduqning diametri va narxi tanlanadi. Bu yerda filtrlarning tuzilishlari shakllari ko'rsatilgan. Birinchi teshikli, ikkinchi tirqishli, teshikli simli yoki to'rli, og'risi tirqishli simli yoki to'rli turdagi filtrlarning tuzilishlari ko'rsatilgan. Filtrning turi suv qatlam tojinsiga qarab tanlanadi. Filtrsiz quduqlar, filtrli quduqlar, ular uydagi filtrlarga jihozlanish kerak. Quvurli filtr, hozir aytib qo'shimcha simlar to'rlar bilan jihozlangan yoki gravitatsion filtrni aytishimiz mumkin. Keyin shaxtali quduqlar, ikkinchi etapda o'tayotganimiz. Shaxtali quduqlar uncha chuqur bo'lmagan, demak 20 metr 30 metrgacha. metrgacha suv olish uchun ishlatiladi. Asosan bosimsiz suv berish miqdori kam bo'lmagan qatlamga quriladi. Suv quduqning tubi va qisman uning devorlari orqali qabul qilinadi. Shaxtali quduqlar qism muddatida suv olish tartibida ishlaydi. Shaxtali quduqlar asosan yer shaharchiligi tumanlarida qurilish samaralidir. Quduq devorlari yog'ochdan, temir va temir beton va yig'ma beton temir betondan bo'ladi. Diametri kichik bo'ladi. Shaxtali quduqning diametri odatda 1 metrdan kam bo'lmaydi. Ishlab chiqarish sharoitiga ko'ra shaxtali quduqning diametri sonaga
Men sonra hanede suyun sarfı ve su hayatına itma basış olduğundan soblab demek toplarken. Bir de bizde su tüzüme katlamın katı çukurlukta yotken su katlamın kalmı gibi bulunan şahtalı kuduklar için debit su sarfını anıqayımız. Bir de kut içinde su katlamın filtrası kaybisiyeti kabul radyosu su satkılarının başlangıç ve genel halatlarına orasındaki farklı. Eksploatasyon debiti bir iş sikirle ortacı debit. Yani burada nasıl sinyal su sarfı ve nasıl sinyal işletme vakti. Tabi verin nasıl sarfına kayıtta dokuzancı vakti. Demek ki kutuş tartıda sıkmalarda biz sizlerden tanıştır gittim. Benim takılan sıkmak sakınladı. Bugün bir dersimize belirlenen yanlar kutuşlarıdır. İtibarlayıcı rahmat. Kendi derslerimizde, online derslerimizde görüşmek üzere.